Arkadaşlar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar, üniversitelerin hazırlık geçme sınavlarının ya da TOEFL, IBT ve IELTS gibi önemli uluslararası sınavların olmazsa olmazı olan Writing bölümü essay yazımı üzerine konuşacağım. Opinion essay, agree, disagree konusu üzerine konuşacağız. Hemen konuyu vermek istiyorum öncelikle. It's believed that retirement is the period when people just sit back and relax. Yani emekliliğin insanların arkalarına yaslanıp emekliliğin tadını çıkardıkları, rahat rahat bir kenara çekildikleri dönem olduğuna inanılmaktadır diyebiliriz kabaca. However, nitekim especially in our age, özellikle günümüzde more and more people keep working. Giderek daha fazla insan çalışmaya devam etmektedir. Even if they are old enough to retire. Yani emekli olmak için yeterince yaşlansalar da. Government must make these people retire no matter what. Hükümet bu insanları ne olursa olsun emekliye ayırmalıdır. Ve bundan sonra da şöyle devam ediyor. To what extent do you agree with this claim? Bu iddiaya ne dereceye kadar katılırsınız? Please give reasons and details. Lütfen sebepleri detaylarıyla veriniz. Evet arkadaşlar, öncelikle bir essay yazarken ilk yapmanız gereken şey ilk cümleyle okuyucunun dikkatini çekecek bir cümle yazmaktır. Bu ne demek şimdi? Hemen bakalım. Arkadaşlar, bu verilecek olan ilk cümle, yani giriş paragrafınızın ilk cümlesi şaşırtıcı bir bilgi ya da alıntı gibi şeylerden oluşabilir. Bu bilgiye hook diyoruz. Hook, yani kanca. Dinleyicinin dikkatini çekecek şekilde, onun dikkatini alacak şekilde bir cümle yazdığınız için buna kanca ismini vermişler. Tamam mı? Sonra verdiğim essay'in konusuna baktığımızda arkadaşlar, bu essay'e şöyle bir soruyla başlayabilirsiniz. Did you know that in many European countries the retirement age 75? Yani pek çok Avrupa ülkesinde emeklilik yaşının 75 olduğunu biliyor muydunuz? Şu anda arkadaşlar ben ne yaptım? Okuyucunun dikkatini çekecek bir soru yazdım. Bir hook yazdım. Sonrasında arkadaşlar bu yazdığınız hook'u açıklayacak bir background info, bir ifade yazmanız gerekiyor. Yani nasıl başlayabilirsiniz bu ifadeye? Diğer bir deyişle deyip bu söylediğinizi açıklayabilirsiniz. Örneğin, in other words, people do not choose to get retired until they are very old. Yani çok yaşlanana kadar insanlar emekli olmayı seçmezler. Ne yaptık? İki cümle yazdık. Giriş paragrafının ilk iki cümlesini yazdık. Bundan sonra artık şöyle bir ikili cümle yazmanız gerekiyor. Bunu ben hemen size bir örnekle açıklamak istiyorum. Some people believe that it's government's duty to make these people retire no matter what. Yani bazı insanlar ne olursa olsun bu insanları emekliye ayırma görevinin hükümete ait olduğunu düşünmektedirler şeklinde kabaca çevirebiliriz. Üçüncü cümlemizi de bu şekilde yazdık. Şimdi arkadaşlar, şimdi de şu cümleyi yazmamız gerekiyor. Some others, yani ikilinin ikinci cümlesi. Some others oppose the idea. Diğer bazı insanlar da bu fikre karşı çıkmaktadır. Bundan sonra artık giriş paragrafının sonuna geliyoruz. Giriş paragrafında son olarak yazmamız gereken şey kendi görüşümüzü belirttiğimiz tez cümlesidir. Yani ben neye inanıyorum? Buna da şöyle başlayabiliriz. I totally agree with the idea for a variety of reasons. Yani ben bu fikre çeşitli sebeplerden ötürü dolayı katılıyorum. Bunu dedikten sonra artık ilk
body paragraph'ımıza geçebiliriz. Çünkü introductory paragraph sona erdi. Introductory paragraph, body paragraph'a geçmeden önce introductory paragraph'ımız artık şöyle görünmektedir arkadaşlar. Bir bakalım. Evet, artık dediğim gibi ilk body paragraph'ımıza geçebiliriz. Buradaki paragrafta konuya neden katıldığınızı anlatmanız gerekiyor. Yani bir topic sentence'la cümleye başlamanız gerekiyor. O yüzden de şöyle başlamak ideal olur. The first reason is that, birinci sebep şudur ki, that'ten sonra mutlaka sebebi belirten ve içinde mutlaka ve mutlaka özne ve fiil olan bir cümle yazmanız gerekiyor. Buradaki ilk konu daha genç olan neslin ya da kişilerin iş bulma sorunu olsun. O zaman şöyle devam edebilirim. The first reason is that younger generation will not be able to get a job if old people do not get retired. Yani eğer yaşlı insanlar emekliye ayrılmazsa genç insanlar bir iş bulamayacaktır. İlk sebebim budur. Oldu mu? Bunu yine ikinci bir cümleyle açıklayabilirsiniz. Yani that is, it's a matter of equality. Bu bir eşitlik sorunudur. Ve üçüncü cümle olarak da everyone must have a chance to be employed. Bir işe girmek için herkesin bir şansı olmalıdır. Buraya kadar neredeyse body paragraph'ımızın hepsini bitirdik arkadaşlar. Bir dördüncü cümle olarak da şunu söylemek istiyorum. Young people should replace the old ones to do so. Gençler böyle yapabilmek için, işe girebilmek için yaşlıların yerini almalıdır. Ne yaptım? Dört tane cümle verdim. Bu dört cümleyi yazdıktan sonra ister bir örnek vererek paragrafı uzat ya da istersen sözcük sayısı yeterli olacağını düşünüyorsan paragrafı burada bırak. Birinci body paragraph'ımız hazır. Birinci body paragraph son olarak şöyle görünecektir arkadaşlar. Evet, ikinci body paragraph'a da ikinci topic sentence'la başlayacağız. Yani ikinci body paragraph'ın konusunu anlatan ikinci topic sentence. Bunun için de şöyle başlayabilirsiniz. The second reason is that dedikten sonra bir önceki paragrafta yaptığınız gibi devam edin. Örneğin, the second reason is that the economy of all countries need younger and more dynamic workforce. Yani ülke ekonomilerinin daha genç ve daha dinamik bir nüfusa ihtiyacı vardır. İsterseniz bu cümleyi şöyle değiştirebilirsiniz. Ülke ekonomileri demek yerine şöyle deyin. The second reason is that the economy of all countries yerine the second reason is that global economy needs a younger and more dynamic workforce. Bu şekilde ikinci body paragraph'ınız ilk cümlesini yani paragrafın konusunu anlatan topic sentence'ı yazmış olursunuz. Daha sonra arkadaşlar yine söylediğinizi açıklayan ve in other words yani diğer bir deyişle ifadesiyle aynı anlama gelen that is to say ifadesiyle ikinci cümlenizi yazabilirsiniz. Örneğin that is to say strong economies need more energetic and productive people to flourish or thrive. Güçlü ekonomilerin kalkınmak için, zenginleşmek için daha enerjik ve üretken insanlara ihtiyaçları vardır. Burada flourish sözcüğü
zenginleşmek ya da kalkınmak anlamına gelmektedir. Arkadaşlar, eseyler genelde iki ya da üç bari paragraf ile yazılır. Üçüncü bir bari paragraf yazmanız gerekiyorsa ya da sizden isteniyorsa, paragrafın konusunu anlatan giriş cümlesi ya da topic sentence şu şekilde başlayabilir. Another reason is that ya da the final reason is that ve bundan sonra da subject verb şeklinde üçüncü bir sebep ve açıklaması ile artık son paragrafa ulaşırız. Son paragraf, yani conclusion paragraf, çeşitli şekillerde başlatılabilir. Örneğin, all in all, finally, as a conclusion, to put it in a nutshell. Denebilir. Bundan sonra giriş paragrafında yazdığımız son cümle olan tez cümlemizi paraphrase ya da restate ederek yeniden yazarız. Burada paraphrase ya da restate sözcükleri ile verilen bir ifadeyi, verilen bir cümleyi aynı anlama gelecek şekilde eş anlamlı sözcüklerle değiştirmek, sözcük dizilimini ve dil bilgisayar olarak yapısını değiştirip ifade etmektir. Eğer Integrated Speaking videomu izlerseniz arkadaşlar, paraphrasing ya da restatement nedir ayrıntılı olarak anlatıyorum. Paragrafa dönecek olursak, şu şekilde conclusion paragraph, yani sonuç paragrafının ilk cümlesini yazabilirsiniz. It's of utmost importance that, it's of crucial importance that, it is of vital importance that, şeklinde başlayıp şöyle devam edebiliriz. It's of utmost importance that government must make all people get retired for many different reasons. Yani çok fazla ya da çok farklı sebepten dolayı hükümetin yaşlıları emekliye ayırması büyük bir öneme haizdir ya da büyük bir önem taşır diyebilirsiniz. Aslında tez cümlenizde yazdığınız, introductory paragraftaki tez cümlenizde yazdığınız şeyi paraphrase etmiş oluyorsunuz. Yani sizin kendi görüşünüzü başka bir deyişle söylüyorsunuz. Aynı anlama gelecek şekilde. Paraphrase edip söylüyorsunuz ya da restate edip söylüyorsunuz. Ve şu şekilde açıklayıcı bir son yorum ile devam edebilirsiniz arkadaşlar. It's a must for a better economy and for equal distribution of income and younger people who deserve an opportunity to be employed and make a life of their own. Son olarak arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bu agree disagree tarzında yazılmış bir opinion essay'dir. Burada istediğiniz tarafı seçip katılıp ya da katılmayıp ilerleyebilirsiniz. Sebeplerinizi ortaya koyup açıklamak kaydıyla. Ama unutmamanız gereken bir şey var. Compare, contrast, argumentative essay, classification essay gibi farklı tür essaylerde farklı formatlar ve biçimler uygulanmaktadır. Lütfen bunu aklınızdan çıkarmayınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.